400 saniye 10. Evet. Şimdi hemen bir soru sorayım. Harfi tarif, harfi tarif. Demek bu onun sıfatıdır. Yani onun sıfatıdır bu. Peki sıfatıysa bu damme niye bu damme değil? Hemen söyleyelim. Şu gayrimunsarif sayılır. Daima fetha üzerine mebnidir. Şöyle fetha üzerine mebnidir. Mu'rab olamaz. Dolayısıyla ondan dolayı hep fethalı gelir. Eddersu es-saniye aşere. Keyfe haluke, yani 11 işte 12, 13, 14, 19'a kadar böyledir. Keyfe haluke ya bintu. Bakın ya nidası bintun tenvinli olan dammeyi tenvinden düşürür. Yani nida bir özel ismin başına gelince onu marife yapmasının alameti ondan tenvinin gitmesidir. Harfi tarife gerek yok. Zaten bu harfi tarif yerine geçiyor. Ya bintu. Çünkü nida ettiğin kişi marife birisidir ha. Belli birisidir. Evet. Ya bintu. Ey kız. Ey kızım. Nasılsın? Ana bi khayrin velhamdülillahi. Ben iyiyim. Allah elhamdülillah. Min eyne enti? Bakın enti dedi. Kıza soruyor. Sen neredensin? Ana min Suriye. Ben Suriye'denim. Bakın min bu Suriye'yi kesra yapamıyor. Çünkü sonunda kesrayı işgal, yani ye'nin kesrası olacaktı normalde. Suriye'yi onun kesrasının yerine geçmiş, işgal etmiş olan elif var. Bırakmıyor. Ma ismuki? Adın nedir? İsmi Aminetu. Eyne ebuki? Baban nerede? Babam ebi huna. Burada. Fil medinetil münevvereti. Medine-i münevverede. Huve muftişun. Fil medreseti es-saneviyye. Lisede müftiştir. Yani müfettiş. Öyle diyelim. Eyne ümmiki. Annen nerede? Hiye eyden huna. O da burada. Hiye tabibetun. Bayan doktor. Fi müsteşfa el-viladeti. Bakın bu kesreyi aldı. Ama müsteşfa. Yani bu kesre alması müsteşfanın ona idafe edilmesinden dolayıdır. Çünkü harf tarifi yok, sıfat olamaz. Çocuklar, yani doğum hastanesinde. Müsteşfanın burada fiden etkilenmemesinin sebebi sonundaki bu elifin, yani elifi lazımedir o. Ya şeklinde yazılır. O engel oluyor, kesre gelsin. Ve min hazihil fetatu. Ve men, men. Ve men hazihil fetatu. Şu kız, şu genç kız kimdir? Elleti ma'aki, seninle beraber olan. Ehiye uhtu ki, senin kız kardeşin midir? La, hiye bintu ammi, amcamın kızıdır. Ma ismuha, onun adı nedir? İsmuha Fatime tu, tenvin almaz. Ehiye o mudur? Zemiletu ki, senin arkadaşın. Arkadaşın mıdır? Diye soruyor. La, hayır. Ene fil medreseti el mutavassitati. Vahiyye fil medreseti saneviyeti. Yani bu ona cevap mıdır? Dedi ki senin arkadaşın mıdır? O da diyor ki hayır. Ene fil medreseti mutavassiteti. Vahiyye fil medreseti, tamam. Hiye geldiği için tamam, bahis oldu. Ben ortaokuldayım. Vahiyye fil medreseti saneviyye. O da lisededir. Eleki uhtun, senin kız kardeşin var mıdır? La. Hayır. Ma. Bakın. Olumsuzluk. Ma. Liye uhtun. Benim kız kardeşim yoktur. Eğer ma olmasa liye uhtun dese kız kardeşim vardır anlamına gelir. Eleki ehun. Erkek kardeşin vardır. Naam. Li ehun. Bakın geldi. Kebirun. Büyük. Abi yani. Ve huve talibun. O öğrencidir. Bil camiati. Üniversitede. Ve min. Ve men haza. Haza attiflu. Bu çocuk kim? Ellezi ma'aki, senle olan bu çocuk kimdir? Huve ibnu ahi. Evet, ibnu ahi, kardeşimin oğlu. Ma ismuhu, onun adı nedir? İsmuhu Sa'dun, tenvin almış erkek ismi. Ummuki fil beyti el an. Ummuki, diye gelmiş soru. Ummuki, senin annem fil beyti el an, şimdi evde mi? La zehebet. Bakın zehbe değil, zehbet mühennes çünkü fail o hiyedir. İlel müsteşfa, hastanededir. Temarin, alıştırma. İkra vektub, oku ve yaz. Keyfe haluke. Haluke mi diyeceğiz? Evet, çünkü ebi diyor.
Bakın baba diyor. Baba müzekkerdir. Keyfe haluke haluki ya ummi. Anneye seslendiği için haluki dedim. Böylece ke erkeğe, ki bayana hitapta kullanılır. Bir idafe yani ait kılınma iyilik eki olarak. Eyne ibnu ke ya Zeynebu diyemem ibnu ke ibnu ki. İşte hareketsiz okuma budur. Yani hareketsiz okuma böyle dalmak kafasına göre buna ke ki demek değil. Onun sonrasına bakmaktır, öncesine bakmaktır. Hele ne oluyor, ne bitiyor, buna ben ne diyeyim? Böyle bir karar verme sürecidir. Zeynep'i görünce baktım, ya Zeynep, ey Zeynep bu. Ey Zeynep deyince demek karşıdaki kişi, işte kız. Dolayısıyla ebi, yani İbnu ki diye dememiz lazım. Hareketsiz okuma başarı burada elde edilir. Sonrasına bakacaksın, öncesine bakacaksın. Ne etkiliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Böyle dalmak, atmak yok. Bakın. Zehebe ilel mescidi. İle'yi gördüm. Mescidi yapacağım bunu. Kesire yapacağım. Çünkü biliyorum ile harfi cer kendinden sonrasını kesire yapar. Eyne bintu Amine olunca bintuki ya Aminetu. Zehebet gitti ilel medreseti. Limen kimin içindir? Limen. Hazihi es-saatu. Bu saatu'yu kesire yapacak bir sebep göremiyorum başında. Fi yok, ona ait kılınan bir şey yok. Sadece onu işaret eden işaret ismi de onu yapmıyor. Ben bunu biliyorum. İşaret ismi kendinden sonrasını kesire yapmaz. Dolayısıyla bunu mutlak olarak kendi öz halinde damla okudum. Niye tenvin vermedim? Harfi tarif beni bırakmıyor tenvin vereyim. Limen hazi sa'atu el cemiletu. Niye bu cemiletu'yu da damla diye okudum? Biliyorum ki harfi tarif ikisi işarettir ki sıfattır birbirine. Sıfat mevsuftur. Yani güzel saat. Bu güzel saat. Limen kimin? Ehye. O mudur? Le ki ya Fatimetun bakın mühennes olunca de ki naam evet hiye li o benim. Haza kalemu ke ya Muhammedu işte kalemu ke dedim. La haza kalemu ke ente. Evet senin kalemin kalemu ke ente olunca müzekker o da kalemu kedir. Tilke seyyaretu el cemiletu elleti خرجت الآن من المدرسة من onu kesre yapıyor. Ve min olunca yapıştığında fethayla yapışır. Min المدرسة للمديري lam onu kesre yapar. Harfi cerdir. Ente bak mühendisun ya ahi ya ahi müzakere. Ente mühendisun ya ahi. La hayır. Ene tabibun. Niye tenvin okudum? Çünkü mübteda zaten marifedir. Ben. Tüm zamirler marifedir. Haberi nekire olur. Enti tabibetun ya uhti. Ey kız kardeşim sen doktor musun? La ene müderrisetun. Evet, aynı yukarıdaki mantık. Tenvinli olacak. İkra külle cümletin. Bakın külle cümletin. Bütün cümlelerin tamamı. Külle ona ait kılınmış. Dolayısıyla cümleti diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Harfi tarif yok. O zaman tenvin. Külle cümletin minel bakın minel minel onu fethiyle götürüyorum. Minel cümeli cümletin kelimesinin çoğulu cümel olduğunu da bilmeniz lazım. Yani kelime ezberi bunun çoğulu nedir? İşte bunu bilmek lazım. Yani böyle hiçbir şey bilmeden de bunun harekesi tahmin edilemez ki. Minel abun ama kesrayı kesin bilirsiniz. Minden dolayı. Minel cümelil a. Madem bakın harf tarifleri görüyorsunuz. Demek bu sıfattır. Aynı harekeyi alır. Bitti. Minel cümelil atiyeti. Bakın ikra külle cümletin minel cümelil atiyeti. Bütün cümleleri oku. Minel cümelil bütün cümle. Her cümleyi oku. Minel cümelil atiyeti verilen cümlelerden. Sonra ikra'ha sonra onları oku bu ha onlar anlamında her ne kadar hiye o yerine geçse de akılsız varlıklarda çoğulun yerine kullanılır cümel onlardır yani cümleler. İkra'ha onları oku. Ukra sonra onları oku. Ba'de tağyirin münada. Münadayı tağyir tağyiriyle birlikte. Yani münada onu nasıl tağyir ediyor ona göre oku. Kema ve muvaddihu fi misal kema huve muvaddahun muvaddah muvaddih desen açıklayandır e huve açıklayan değil açıklanandır
Fil misal, misalda açıklanan muvaddah. İşte hareketsiz okuma. Evet, muvaddih diyemez. Yani misalda açıklanan, ki o misalda açıklanandır. Onun gibi yap, kemal. Mesela misal, eyne kalemuke ya ebi. İşte eyne kalemuke ya o. Kalemuke olmaz. Ümmi diyor. Yanlış mı yapmış? Misali yanlış mı vermiş? Evet. Misali yanlış vermiş. Ebi de kalemuke, ümmi de kalemuki. Şöyle evet. Evet, evet. Endeke kalemun, kalemun, bakın kalemun, bir kalem var mıdır yanında? Ya Muhammedu, endeki, bakın endeke dedi müzakir, endeki kalemun ya Aminatu, eyne beytuke ya ustazi, eyne beytuki ya ustazeti, ehaza defteru leke ya Aliyu, Aliyu, ehaza defteru leki ya Fatimatu, min eyne ente ya ahi, ey kardeşim, min eyne, neredensin ente sen, min eyne enti ya uhti, uhti burada, eyne ebuke ya Halidu, eyne ebuki ya Hatice'tu, e ente meridun ya Hali, e enti meridatun, bakın meridatun ya Haleti, eyne bintuke ya ammi, eyne bintuki ya ammeti, bu ammeti, ammeti yani amca, amca hala. Eleke ahun ya Hamidu, eleki uhtun, ahun yine, eleki ahun ya Suadu, Suad kız ismidir. Maza indeke ya ahi, maza indeki ya uhti diyoruz ve selamu aleyke ise aleyki olacak. Ya abi, ey babam, selamu aleyki ya ummi, hakikaten Arapça yani ne kadar böyle fıtrata uygun. Bakın bir bayana hitapta ne kadar nazik bir kesra. Çok nezaket görünen bir ses. Yani bir bayanın hoşuna gidecek iyi sesidir ki böyle çok daha onun nezaketliğine, nazikliğine, bir inceliğine bir atıftır yani. Ben hakikaten bu açıdan Arapçanın sadece böyle yani kadına ve erkeğe ayrı hitabında bile fıtrat dini, fıtrat dili olduğunu hemen anlayabiliyoruz elhamdülillah. Çok böyle bizi mesrur eden bir dil var elhamdülillah. Şimdi bunu bir sonraki videoda inceleyelim.